Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikri Balcı. Öncelikle bugün Zafer Bayramımızı herkesin kutluyorum. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bu vatan için canlarını feda etmişler. Atalarımız, dedelerimiz, babalarımız. Hepsinin ruhu şad olsun. Bu bayrak inmez, kimse de indiremez Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi arkadaşlar kısa bir video çekiyorum bugün. Çekme sebebim, şimdi ben daha önce çektiğim videolar veya ondan sonra bilgilendirme videoları veya arkadaşları ziyaret ediyoruz veya farklı farklı bir videolar. Şimdi arkadaşlar bizden sonraki, bakın arkadaşlar ben şimdi şunu söylüyorum. Benim yaşım 43. Benden büyük abilerime abi, kardeşlerime kardeşim, aynı şekilde hitap etme tarzı. Şimdi ben kendi şahsi adıma konuşuyorum. Rahatsız olduğum birkaç tane nokta var. Mesela ben burada paylaşımlar yapıyorum arkadaşlarımla veya dostum dediğim insanlarla bilgi aktarımı yapıyorum. Bilmeyen genç nesile bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Herkesin mesajına karşılık vermeye çalışıyorum. Fakat şimdi öyle bir şeye geliyoruz ki adamla, yani sen kim dersin, ben adamı 50 yıldır tanıyorum. Adam bana lakap takaraktan böyle bir hitap tarzı ediyor. Arkadaşlar bu hoş bir durum değil. Şimdi benim arkadaşım olabilirsin, bir yemek yemişizdir veya bir yerde oturup kalkmışızdır, samimi olmuşumdur, benim bana lakapla söyleyebilirsin. Ama benim yakın arkadaşlarım haricinde bana ismimi kısaltarak hitap edemezsin arkadaşlar. Bunu unutmayın. Birkaç kişi var, bunu özellikle uyarmak istiyorum. Önce bak, her zaman her videoda şunu söylüyorum: saygı ve sevgi. Ayrıca çektiğimiz videolarda ben olayım, arkadaşlarımız olsun, abilerimiz olsun, kardeşlerimiz olsun. Sizlere daha faydalı, daha aktarıcı, daha ileri taşıma amaçlı çektiğimiz videolar bunlar arkadaşlar. Bu videoları çeken bir sürü arkadaşımız var, bir sürü kardeşimiz var, bir sürü abimiz var. Aynı etapta. Şu konuya değinmek istiyorum. Arkadaşlar video çeken abilerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Sadece şunları söylemek istiyorum. Arkadaşlar videolarda her zaman pozitif konuşup pozitif elektrik vermeye çalışın. Yani bu atmayla, gidermeyle, böyle yok öyle yapmış, böyle yapmış, böyle yaparım, şöyle yaparım, vururum, kırırım, inciltirim, böyle yaparım, borculuk yapılmaz, böyle olmaz, şöyle olur. Bunlar hoş bir şey değil. İnanın ben horozcu olarak yıllardan beri bu işin içindeyim. Yani şunu söyleyeyim, kendimi ifade etmeme gerek yok. Bir gün Türkiye'nin her tarafındaki bütün damızlıkçılar, bütün bu işi yapan adamlar, herkes beni tanır. Sever sayar, ben de onları aynı şekilde sever sayarım, arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz. Fakat şimdi video çeken kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bu YouTube'da, şimdi şunu söyleye getiriyorum: ben işten anlamayan bir insan olsam bu videoları izlesem boruculuğu yapmam. Niye? Ya bazen denk geliyorsun, hani kendi arama motorunu arama yaparken böyle denk geliyorsun, böyle hep karşıdakine böyle bir şeyler çabasını göstermek, böyle ezip çizmek, veya bunlar hoş bir şey değil arkadaşlar. Burada herkes bilgi aktarıyor, herkes bir şeyler yapıyor. Yani bizden sonraki nesile genellikle sevgi, bak her zaman diyorum, sevgi ve saygıyı ilk etapta bunu aşılamamız gerek. Sonraki etapta bu işin bilgilerini aktarmaya zaten çalışıyoruz, ay ay ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Yani herkesin kurmuş olduğu şey var. Sitenin bir amacı var. Herkese saygı duyuyoruz. Herkese sevgi duyuyoruz. Biz bu işi biraz daha ileri taşımak istiyorsak arkadaşlar, etrafımızdaki insanları ve Türkiye genelindeki hobici arkadaşlarımızı bilinçlendirmek, tamamen bu hobi işini veya bu kanatlı Hint horozu işini farklı bir yere taşımak ve bunun hakkında güzel kısa kısa belgeseller çekip arkadaşları, anılarımızı, yapmış olduğumuz icraatları veya çıkardığımız bu seneki yapmış olduğumuz müsabakaları böyle bir tatlı muhabbet esnasında anlatmaya çalışıyoruz. Fakat şimdi bazen bana da denk geliyor. Ben de izliyorum. Yani izlemeyeyim, bir şey yok. Sonuçta hepimiz izliyoruz bunu. Sosyal medya herkes izliyor. Ama sizden ricam, tek bir ricam arkadaşlar. Bakın özellikle söylüyorum. Yani bu tür anlatımlar hoş bir şey değil. Tamam mı? Zaten şimdi şöyle söyleyeyim. Ben kendimi ifade etmeye çalışmıyorum.
Yani ben kendimi de ileri veya geri çıkarmak da istemiyorum. Zaten beni tanıyan herkes tanıyor beni. Niye? Ben zaten farklı bir boyuttayım. Ben bu işin farklı bir şeysindeyim. Hani savaşçı kısmındayım. Herkes farklı bir şey yapabilir. Adam büyütür, satar veya ağır kilo çalışır veya farklı bir şey yapar. Sadece YouTube'dan takılır. Bakın arkadaşlar, ne yaparsanız yapın, olumlu yaklaşımlar bizden sonraki nesile olumlu şeyler. Adam mesela hobi balık tutmak istiyor. Balık tutmak için açıyor, balık tutmanın detaylarını diyor. YouTube'da veya internette araştırıyor. Şimdi horoz için adam bilgi edinmeye çalışıyor. Açıyor sayfayı, bir bakıyor. Ona gider yapıyor, öteki ona gider yapıyor, öteki ona laf sokuyor. Bunlar hoş bir şey değil arkadaşlar. Bakın bizden sonra nesle ileri bu işi ileri taşımak istiyorsak öyle kahve dedikoduları, bunları bırakmamız gerekiyor. Kardeşim horozun hazır mı? Hazır. Koyarsın koltuğun altına, gidersin ringde, tamam mı? Orada kilosuna denk gelir, taraziye çıkarsın, bağlanırsın. Kim denk gelirse atarsın. Yoksa benim kümesimde hayvan, o yıldız süper, yok öyle oldu böyle, bunlar hoş bir şey değil arkadaşlar. Yani bu Türkiye genelinde, tamam mı? Bunu bizden sonraki nesle bunu aktarmamı istiyorsak arkadaşlar, aktarmamızın tek sebebi, tek yolu arkadaşlar, öncelikle bakın şunu söylüyorum. Sevgi, saygı ve pozitif enerji. Yani ben işten anlamayan bir adam olsam, izlesem ya derim bu nasıl bir iş ya bu. Yani affedersin, bütün şeyler hep buraya mı toplanmış derim yani, anladın mı? Ama nedir? Tamamen yanlış veya tamamen kendince doğru olabilir ama bence ben izlerken veya öteki mesela farklı bir genç bir arkadaşımız var, izliyorum. Hani izliyoruz, bizim de sayfamız var, onları da izliyoruz ama bakıyorum çocuk çok güzel anlatıyor, çok güzel şey yapıyor, çok güzel detaylı, çok tebrik ediyorum, çok takdir ediyorum gerçekten. Yani bu hobiyi inanıyorum daha iyi yerlere taşıyacaklarına inanıyorum. Veya farklı bir abimizi izliyoruz. Adam çok güzel anlatımları şekilde, aynı şekilde beni izlersiniz veya izlemezsiniz ama bizden sonra gelecek nesle nedir? Bizim güzel bir anı bırakmak, bir belgesel bırakmak veya bir şey tanıtım yapmak budur yani. Başka bir şey değil. Sizden tek ricam, yani arkadaşlar bunu yanlış anlamaya veya farklı bir şeye çekmeye gerek yok yani. Anladın mı? Çünkü biz yani hepimiz aynı yolda ilerliyoruz veya sizin yolunuz farklı olabilir. Ama şunu unutmayın arkadaşlar, böyle yapmak da bir yere gelinmez. Önce sevgi, saygı nedir? Hepimiz her yerde yan yana geliyoruz zaten. Anladın mı? Hani hoşluk bir durum olmuyor bu sefer. Anladın mı? Bu sefer yani ne diyeyim, mahalle kavgası gibi bir şeyler oluyor. Yani. Bunlar hoş bir şey değil. Bizden sonraki nesle bizim kendimiz yani şeyden ulaşamıyorsak sosyal medyadan ulaştığımız zaman en azından böyle pozitif enerji vermemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir şey söyleyeyim. Hep dövdüklerimizi veya kazandığımız müsabakaları anlattım bugüne kadar. Bir gün de dayak yediğim müsabakayı anlatayım. Ben kendim bugün çalışmıyoruz. 30 Ağustos. Tam olarak seneyi hatırlamıyorum. Rahmetli Ahmet abi, rahmetli olmadan önce, Spor Ahmet bizim Osman'ın babası, Ahmet abi rahmetli olmadan önce İzmir'den küçük acıdan bir horoz almıştı. Kapkıran denilen horoz. O horoz 14 tane müsabaka yapmıştı. 14'ten sonra artık rivayete göre kimisi kaçtı diyor, kimisi hakkını yedi. Çünkü her hafta müsabakaya getiriyorlardı. İdmanım geçti artık. Bir şey oldu yani. Onun detayını bilmiyorum. Bilmedim, hakkında da yorum da yapamıyorum ama yorum yapanlar, böyle horozu aşağılayanlar veya bilmem ne yapanlar, arkadaşlar sizin horozunuzu da 14 tane dövsün, 15. de katsın. Onu söylüyorum size, anladın mı? İyi iyi demeyi öğrenmek gerek. Yani karalamaya gerek yok yani. Anladın mı? Şimdi o horozun rahmetli Ahmet abi de bir oğlu vardı. Bizde de bir horoz vardı. Baya geri geçmiş sene yani, rahmetli olmadan. Ahmet abi de bir 7-8 sene oldu galiba rahmetli olmadan. En son İzmit'te olmuştu olay. Kalp krizi geçirdi. Allah rahmet eylesin. Osman kardeşim bayrağı taşıyor. Osman da çok değerli, sevdiğim, saydığım, değer verdiğim bir kardeşim. Dört dörtlük 10 numara bir arkadaş. Ona da buradan selam ederim. Onun da bizi sevdiğine inanıyorum. Rahmetli Ahmet abinin bir horozu vardı. Bizim horozun peşine
İnanır mısın? 13 kişi gitmiştik. Yani bizim horoz yıldız diyorduk. Hani o kadar iyiydi. O esnada biz bu horozları tabii çattık. Çatmadan önce hatta biz parayı beğenmedik. Yani dedik bu para olmaz. Biraz daha dedik rakamı yükseltelim. Hani güzel bir müsabaka olsun. Güzel bir güzellik yarışması olsun. Tad alalım, güzel olalım. Ahmet abi dedi bize ya yeter dedi. Bu dedi sizin için şey yapar dedi. Yani bu dedi böyle ufak şey olsun dedi. Bir yürün dedi yani, anladın mı? Yani ufak şey dedim o zamanın parasıyla iyi bir mevla yani. Bu zamanın parasıyla iyi bir mevla. Neyse arkadaşlar biz horozları çattık. Horozları çattık. Yani biz hiç öteki tarafa bakmıyoruz. Biz kendi horozumuzdan yükleniyoruz. Yani öyle bir yüklenme yok, tarzı yok tabii. Neyse 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Bizim müsabaka 32 dakika sürdü. 32 dakikada bizim horozumuz biz kayba kaldırdık. Yani öyle bir hale getirdi. Ki biz düşünün yani 13 kişi peşine gitmişiz öyle bir horoz yani. Bu dediğim mevzu baya bir eski bir mevzu. Ondan sonra tabii biz orada hani horoz da şöyle bir arkadaşımız ortak horozuydu yani, anladın mı? Yani kümeslerimiz bir beraber getiriyoruz. Biz tabii horozu gördük. Benim de pis huyum var. Ben bir iyi hayvanı seyredeyim uyuyamam yani. Uykularıma girer. Yani biz bu işin hassasıyız, sevgisiyiz, aşığız bu işi. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Neyse o etapta biz Ahmet abi araya adam soktuk. Biz bu horozu istedim. Yani ben kendim şahsı adıma istedim. O zaman parasıyla yalan olmasın. İyi para çekildi horoza. Neyse ortayı bulduk. Biz bu horozu o zaman parasıyla 2000'e aldık. Aldık. Horozdan bir posta yavru aldım. Bir 15 gün durdu bende. Bir posta yavru aldım. 15 gün sonra horoz öldü bende. Artık farklı bir şey mi var? Bir şey oldu yani. Horoz öldü. 15 günüm, bir ayım ne? Yani iki tane yavru çıkardım ondan o esnada. Yavru aldım. Ondan sonra onun yavruları bir tanesi Karasu'dan Seyhan Usta ile maç yaptı. Çok iyi denilen hayvanı 18 dakikada mı ne yarışmayı kazandı. Bir oğlu da Sapancalı Seyfi abiyle maç yaptık. Öyle hatırlıyorum. Onu da bizden şöyle söyleyeyim. Bizim horozumuz çok iyiydi. Hatta idmanları hep bir su sürüyordu. 28 dakikada sanırım sürdü. Ve bizden de 280 gram ağırdı arkadaşlar. Yani biz sadece bir yoklayalım görelim amaçla attık. Kendisinden yarar göremedik ama attığı horozlardan yarar gördük yani. Yani bugün de bir böyle bir anımızı anlattık size. İnşallah hoş bir muhabbet olmuştur. Hoş muhabbet olduğuna inanıyorum. Bir de arkadaşlar bugünlerde artık göçmen kuş zamanı başladı. Göçmen kuşlar yavaş yavaş memleketlere, sıcak yerlere gitmeye başladılar. Bu etapta ben Şubat, Ocak, Mart, Ocakları zaten kapattım. Şubatlardan da kapattım Şubatları. Martları da kapattım. Çünkü şöyle 15-20 gün bir şimdi mevsim geçişleri başlıyor. Yani Eylül'ün 15'inden sonra havalar geceleri soğuk olmaya başlayacak ister istemez. Biz bu etapta horozlarımızı, yavrularımızı veba aşısına hazırlayacağız. Nedir? Daha önce de çektim mesela Ağustos'ta veya Temmuz'da veba aşıları yapılmaz arkadaşlar. Temmuz'da, Ağustos'ta zaten hayvan hastalık girerse hepsi gider. Aşı yaptığın zaman vücut ısısı 5, 6, 10 derece fark eder. Zaten yükseliyor. Bu da bu esnada aşı yaptığın zaman arkadaşlar vücut ısısı hepten dışarı ama bu sefer hayvan hepten gider. Bir de yaptığınız aşılar arkadaşlar mesela akşam üzeri yapmayın aşıları. Akşam üzeri yaptığınız zaman aşıları hayvan gece yattığı zaman ateş yapar, su içemez. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu sefer hayvan kırağa düşer. Aşı yaparsanız sabahtan yapın veya iç parazit verirseniz gene akşamdan yemini alın.
Gündüz iç parazitli verin. 4 saat sonra vitaminli suyu önüne koyun. Vitamin suyu içsin. Şimdi biz horozlarımızı kapattık. Pardon arkadaşlar, özür dilerim. Biz horozlarımızı kapattık. Kapattıktan sonra hayvanlarımıza şimdi bir hafta boyunca vitamin takviyesi yapacağız. Eylül'ün 10'u gibi, 15'i gibi ikili veba yapacağız. Bir üst bronşit, bir de veba. Nescafe dediğimiz veba aşısını yapacağız. Daha önce ishal için birçok arkadaşım bana ulaştı. İshal için ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi birkaç kişi arkadaşıma da yardımcı oldum. Video izleyen, bizden yardım talep eden, biz de elimizden geldiği kadar yardım ettik, bulunduk. Şimdi sağ olsunlar, kendileri özelden mesaj yazdılar. Ama onlardan da şunu beklerdim. Kendi sayfalarında paylaşmasını isterdim. Çünkü biz de burada bir emek veriyoruz. Bir like bekliyoruz. Bir abonelik bekliyoruz. Nedir? Biz de size izlenme oranımız çok olsun. Biz de onun peşindeyiz. Daha çok kitleye ulaşalım. Şimdi arkadaşlar size güzel bir bilgi daha veriyorum. Güzel bir şey daha veriyorum. Bakın bu videoları sonuna kadar izleyin. Şöyle bir ilaç var. Nidazol 500 Migrim MG yazıyor. Arkadaşlar bu ilaç Nidazol 500, tamam mı? İshal için birebir. Ekoli, yani ekoli hastalığı için birebir. Bu ilacı 3'e bölüyorsunuz. Sabah ve akşam veriyorsunuz. Verdiğiniz etapta 3 günde ishali kesecektir. Ondan sonra bu ilaçla beraber daha önceki video çektiğim zaman veteriner hekimimiz Sakarya Veteriner Hekimi Başkanı Mustafa Yıldız abimize buradan selam ederim. Bu ürünü ondan tedarik edebilirsiniz. Daha önceki videolarımızda var. Mustafa Yıldız Bey, internette de girebilirsiniz. Sakarya Veteriner Hekimi Başkanı. Provotik denilen ürün. Yani ishal olduğu zaman arkadaşlar, bakın özellikle ishal, kokulu ishal, su kaybı olduğunuz zaman bu Nidazol dediğimiz hapı, gerisini başka bir şeye bakmanıza gerek yok. O öyleymiş böyleymiş. Bana sorduğunuz zaman ben sizi dile getiriyorum. Yıllardan beri bu işin içindeyiz. Biz neyin nerede olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki. Çünkü bizim hayvanlarımız sahaya iniyor arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. Nidazol dediğimiz 500 kap, bunu ben üretmiyorum. Bunu ben de eczaneden alıyorum. İnsan ilacı bu. Bunu 3'e bölüyorsunuz. Sabah akşam veriyorsunuz aynı saatte. O esnada sularına da bu probiyotik koyuyorsunuz. Bir de bu arkadaşlar, bu probiyotik dediğim toz, tamam mı? Mustafa Bey de satılıyor. Ulaşabilirsiniz Mustafa Yıldız. Eğer ulaşamazsanız bana Messenger'dan yazabilirsiniz Fikri Balcı. Ben kendisinin numarasını verip size kargolattırırım. O sıkıntı değil. Birebir görüştürürüm. Orada bir köprü oluştururum. Bu ürünü de mesela arkadaşlar şunu unutmayın. İdmanınız ağır geçti. Kışın idmanlarınız ağır geçti. İdmanları ağır geçen hayvanların bağışıklık sistemleri, arkadaşlar geliyorum. Şimdi idmanları ağır geçen hayvanın arkadaşlar sindirim sistemi yavaş çalışır. Sindirim sistemi yavaş çalıştığı için yediği yem veya yediği maddeler buna yaramaz. O yüzden kış aylarında veya idmanları ağır geçtiği zaman veya müsabakadan sonra ağır bir tempo geçtiği zaman sindirim sistemi veya karaciğer, böbrekler bunlar ağır çalışır, tamam mı? Sindirim sistemini yerine koymak için bu ürünü müsabakalardan sonra mutlaka verin 3-4 gün. Zaten farkı göreceksiniz. Sindirim sistemi çalıştığı zaman, kanatlı da sindirim sistemi çalıştığı zaman ne olur? Hayvan yoluna girer. Yani yemeyen yediğin zaman iş olay bitmiştir. Bu olmazsa olmaz. Bunu Mustafa Bey'den ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar hayvanlarınızı kapatın bu aylarda. Şimdi koruza zamanı. Bir de özellikle söylüyorum. Bu aylarda sık sık, bir haftada bir mutlaka sulara
elma sirkesi koyun çünkü koyu zayıyor. Mevsimler geçiş, gözlerde şişme, burun akıntısı, hapşırık olacaktır ve oluyor da sık sık mesaj yazıyorlar. Elma sirkesi sularınıza koyun arkadaşlar. Bu hayvanımızı da seviyorum arkadaşlar. Bu hayvanımızı da seviyorum. Bir suda müsabaka kazandı. Kısmet olursa bir dahaki sezona sakladık. Bir dahaki sezonda bir su yapacak Allah'ın izniyle. Kilosunu yazmaya veya çizmeye gerek yok. Kilosu giderse tartıya tartı da belli olur arkadaşlar. Tamam mı? Herkese sevgi saygı diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerimden Zafer Bayramı'nın Türk milleti olarak herkese kutluyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.